Ya baba ya. Peki ne söylememi istiyorsun? Oyun oynamıyorum ki. Bu ödev. Öğretmenimiz ailemizi tanıtmak için bir fikir bulmamızı istedi. Ben de kısa film yapmaya karar verdim. Peki Emre Spielberg. 3, 2, 1, kayıt. Hadi başla baba. Ben Hakan, Emre'nin babasıyım ve bu evin reisiyim. Babacım ya biraz da doğal ol. Böyle çok yapmacıksın. Büyük yönetmen konuştu. Kes. Ya yeter. Yarın akşam ben de çekim yapacağım. Yer kalmayacak kasette. Bu 40 saat kaydedebiliyor. Hem sen yarın ne çekeceksin ki? 400'ün konserini. 400 mü? Yarın gece konserleri var ya. Sen götüreceksin ya beni. Ben mi? Yağmurcuğum, ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Şurada sen uyuklarken sormuştun. Sen de hı demiştin. Asla ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Uykumun arasında sormuş olacaksın. Lütfen babacığım, lütfen. En sevdiğim grup. İyi de kızım, yarın yılbaşı asla olmaz. Ama ben çok gitmek istiyorum. Hayır, olmaz dedim. Yarın hep beraber evde yılbaşı kutlaması yapacağız. Ya! Babanı duydun Yağmurcuğum. Ne mantıksızsın Yağmur. Yılbaşı gecesi konsere gidilir mi? Şaka gibi. Sana ne? Onlar benim en sevdiğim grup. Sinirlendi. Yavrum. Gel Cicicim, sen beni çek. Ne yapıyor bu? Allah Allah. Adım Simge. Yakında ben de bu aileden olacağım. Hakan'ın nişanlısıyım. ne oldu Emre'cim? Neden devam etmiyorsun? Bir saniye. Pili bitti. Ya. Üzgünüm. Yağmurcuğum, baban haklı. Yarın yılbaşı ve bütün ailenin bir arada olmasını istiyor. Ama ben bu konseri günlerdir bekliyordum. Bebeğim, nasılsa bir daha konser verirler. Söz o zaman ben seni götüreceğim, tamam mı? Gerçekten mi? Tabii. İstersen Hulusi'yi de davet ederiz. Ay çok güzel olur. Ah, bir şey söyleyeceğim. Bu grubun şarkısı neydi? Dandiri dandiri dastana, danalarda girdiğine bostana. Ama ne kadar avutabilirsin beni. Obuk subuk masallarla. Hani bana kamera alacaktın? Alacağım kızım, biliyorsun bu ara biraz sıkışız. Her şeye para var, benim kamerama yok. Aa Özgeciğim. Ödevi teslim etmemiz az kaldı ama. Senin de film çekmen şart mı? Evet. Emreciğim, kamerayı Özge ile beraber kullanın o zaman. Hayır ya, ben film bitiremem yoksa. Aman istemez. Simge, eğer ihtiyacın varsa ben... Yok canım. Sadece hesapta olmayan bazı masraflar çıktı da ondan. Ama ben hallederim. Niye söylemedin? Sus. Bilirsin beni obuk subuk masallarla. Ay Emre dur. Beni böyle az dolu çekme. Merak etme, ben montajda atarım onu. Çekme, bana ne? Evet makbul. Sen ailemizin en önemli üyesisin. Kendini tanıt lütfen. Adım Makbule. Yani namı diğer Makbuş. Ben Emre'nin dadısıyım. Devam et. Acacığım, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ay çek artık şunu gözümün önden evladım. Hadi Nana, sıra sende. Ben aileye yeni katıldım. Adım Nana. Makbuş'un uzaktan akrabasıyım. Atma. Tamam. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl dolmadan... Bunu size açıklayamam. Ne sırrıymış o? Söyleyin biz de öğrenelim. Sana ne? Çocuklar hadi bakalım. Aşağı gidelim. Çok güzel sütlaç yaptım. Ben çekici montajlayacağım sizinle. Aman ne sıkıcı. İyi ki de bir kameram var. Aklıma bir şey gelmiyor evladım. Çek artık şunu gözümün önden aman. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl dolmadan bunu size açıklayamam. Bence buraya at Emre. Böyle sır falan. Aman kim nereden anlayacak? Bilmiyorum. Bence tehlikeli yani. Ne yapıyorsunuz çocuklar?
Ay Emre, çok çirkin çıkmışım. Hiç de değil. Hiç de değil. Çok güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Sen daha çok güzelsin. Hmm. Başlamayalım yine. Başlayalım yine. Ay Pınar'a da benim gibi güzelliğine çok düşkün. Yok canım, seninle o konuda kimse yarışamaz. Şaşkın, sen daha uyumadın mı? Sus ve kapat gözlerini. Aa. Şuna bakın. Aklı fikri dünyada. Sonra ben insan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay Nana, kimse görmemeli. Birisi bile. Emreciğim, çabuk bir şeyler yap. Bu kaseti biri görürse bu benim sonum olur. Telaşlanma canım, şimdi hemen silerim. Eyvah, hadi. Tamam, çabuk. Hep burada mı oturacaksınız? Benim canım çok sıkıldı ama. Neler çeviriyorsunuz siz burada? Hiç. Sana ne ya? İkide bir gelip durmasana odamıza. Bu oda benim olduğunda ben de sizi sokmayacağım. Çok beklersin. Beni kandıramazsınız, gördüm işte. O kasete bir şey saklıyorsunuz. Hangi kasette? Çantanın içine atsın kaseti. Tamam çocuklar, hadi kapatın bu kaset konusunu. Aşağı inip Monopoly oynayalım, ne dersiniz? Oynayalım. Emre, o görüntüleri bir an önce sil. Merak etme, ne tamam. Ne konuşuyorsunuz orada? Hiç, yok bir şey canım. Monopoly, Monopoly. Ay, ay bu çocuk oyuncağı değil ki canım. Ya o görüntüler birinin eline geçerse, Nana için çok kötü olur, hay aksi. Merak etme Gulina. Çok yakında o görüntüler birinin eline geçecek. Ve bu iş burada bitecek. Nana'nın kaderi o çantada. Benim için o kaseti ele geçirmek çocuk oyuncağı. Nana, sana sonsuza kadar unutamayacağım bir yeni yıl hediyesi vereceğim. Tamam. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Babacık Özge'den her şey beklenir. En güvenli yer burası. Hiç olmazsa yanımda olur. Çanta. Nanacığım, işim bitti artık. Ta 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 tam. Ama nerede bu kızı? Buradaydı canım. Nereye kayboldu ya? Hani buraya koyduğum gözlerimle görmüştüm. İstemiyorum. Burada kalalım. Aa, olmaz kızım. Ama kaloriferler yanmıyor. Sabaha kadar durdururum ben. Üç gün sonra yanacak ama. Hadi söylenmeyi bırak bakalım. Hep aynı şey. Paramız yok de şuna da ikimiz de rahatlayalım anne. Özge dedim. Emre. Bak, hayırdır? Emre. Ne fısıldaşıyorsunuz ana kız? Hava soğuk. Sıkı giyin diyorum ama dinletemiyorum. Evet, hava soğuk ama evimiz daha soğuk. Öyle mi Özgeciğim? Eviniz neden soğuk? Simge, hayırdır? Yok canım, yok bir şey. Kaloriferlerde arıza var da ondan. Neden daha önce bir şey söylemedin? Hemen yarın bir usta çağıralım. Gerekmez canım, ben hallederim. Olacağı buydu işte. Har vurup harman savurdu. Doğalgaza verecek parası kalmadı. Siz en iyisi bu gece burada kalın. Kalalım. Yok yok canım, ne münasebet. Hadi cicişler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Böyle. Kim yaptı bunu? Hadi.
Yine niye çığlık bunlar? Emre Yağmur'u korkutmuştur. Kapının arkasına saklanıyor. Kuz odaya girdiğinde saklandığı yerden çıkıp böğül diye üstüne atlıyor. Kuduruk benim oğlum, kuduruk. Kokarcam o benim, kokarcam. Ben bir bakayım. Nana, bir dakika. Ne bu? Maaşın. Maaşım mı? Siz çalanı bulacaksınız. Niçin? Ne tuhaf bir kızsın sen ya. Nasıl niçin? Buradaki çalışmanın karşılığı. Bir de ne yapacağım ben bunları? Makbuş, çok komik değil mi bu kız ya? Aman evladım, saf işte. Alsana kızım, koy cebine. Bir ihtiyacını görürsün. Gerçekten biz kaset falan görmedik. Evet, görmedik. Sakın bana yalan söylemeye kalkmayın sizi bücürler. Yoksa sizin burunlarınızı öyle bir uzatırım ki Asya yakası ile Avrupa yakası arasında 3. Boğaz Köprüsü olur. Zırt, oyuncak göl. Lütfen bize bir şey yapma. Şimdi sevgili bücürler, konuşmanız için size sadece 5 dakika veriyorum. Ben bir çocuklara bakayım. Çocuk onlar, boğuşuyorlardır. Makbuş, ben para kullanmıyorum. Sen ister misin? Ay evladım, ben ne yapayım senin paranı? Kaldır bir yere. Elbet bir gün lazım olur. Bana o kasetin yerini söylemezseniz sizi birer fareye çeviririm. Sonra da götürür çöplüğe bırakırım. Böylece oradaki yüzlerce kedi sizi 2 dakikada yer. Anladınız beni? Evet, seni dinliyorum yer cücesi. Hayır Emre, bunu yapamıyoruz. Kendimizi düşürmek zorundayız Yağmur. Ömrümün sonuna kadar bir fare olarak yaşamak istemiyorum doğrusu. Aferin, akıllı çocuk. Nerede kızın? Orada. Nerede? Cemaat aşağı doğru uzan biraz. Çerçevenin bittiği yere sıkıştırdım. Ben de kendimi şeytanın arka bacağı sanırdım. Sen benden de beter çıktın, bacaksız. Uzan uzan. Bak azıcık daha altta. Çocuklar, savaş mı yaptınız? Ne bu odanın hali böyle? Makbuş çok kızacak. Nana biliyor musun? Emre Şoker'in hakkından öyle bir geldi ki. Şoker mi? Evet. Her zamanki gibi. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ne olursa olsun o kasetle alacağım pis fareler. Dünyada geçireceğin ilk yılbaşı için heyecanlı mısın Nana? Hem de çok. Peki gece yarısı 12'de ne yapacaksın? Ne yapabilirim? Yine bez bebek olacağım. Ama tam 12'de herkes birbirinin yeni yılını kutlar. Hediyeler falan o zaman verilir. Of! Gecenin en güzel anında aramızda olamayacaksın Nana. Ne yapalım? Bir dahaki yılbaşında insan olursam o zaman beraber gireriz yeni yıla. Bir yolunu bulup 12'den önce ortadan yok olmalıyım. Evet Nanacığım. Çocuklar, yarın gece kar yağar mı? Bilmem, neden sordun? Ben hiç kar görmedim de o yüzden. Oyuncakların ötesine kar yağmaz mı? Hayır. Emre, o kasetten benim görüntülerimi silmeyi unutma, tamam mı? Sen merak etme. Şimdi siliyorum. Sen rahat rahat bez bebeğine dönüşebilirsin. Emre, sen hala yatmadın mı oğlum? Bilgisayarda çok küçük bir işim var. Hemen yatıyorum. Olmaz ama, hemen yatağa. Çabuk. Ya ama baba, çok önemliydi. Hadi yatağa. Gir. Öf ya, ama baba bak, 2 dakikalıktı. İyi geceler. Tatlı rüyalar.
İyi geceler sana. Sana da. Bu yok sil. Sabah kalkar kalkmaz silin, merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Senin şifreni bulmak hiç de kolay olmadı yani. Şimdi Cabbar abinin kardeşine bu mesaj gidince bakalım ne yapacaksın. Bir an önce görüşmek istiyorum. Hasretinle yanıyorum aşkım. Daima senin Volkan. İşte bu kadar. Biliyorum. Evet. Evet anlıyorum. Ancak bu ay içinde ödemem imkansız. Tabii haklısınız. Tabii. Peki. Ben sizi arayacağım. Kanuni takip başlatacakmış sersem şey. Ne oldu? Yok bir şey. Abicim, bu akşam 400 grubunun konseri var. Yılbaşı olmasa vallahi giderdik. Sen de mi? Yağmur da başımın etini yedi o konser için. Heh, tabii sen hayır dedin. Ne yapayım? Bugün yılbaşı. Harika bir grup, gidilirdi vallahi. Çok üzüldü ama programı önceden yaptık. Evde kutlayacağız yılbaşını. O zaman Yağmur'un gönlünü başka türlü al sen de. Nasıl abi? Harika bir eğlence merkezi biliyorum. Evi ara, söyle çocukları getirsinler, orada buluşalım. Yani ne bileyim, şöyle doya doya bir eğlensin çocuklar canım. Ya peki akşamüstü dönüp işleri toparlayabilecek miyiz? Ya tabii tabii, sen hiç merak etme. Ne güzel eğleneceğiz işte. Yok vallahi çocuklar, siz gidin, benim hiç keyfim yok. Daha iyi ya işte, değişiklik olur, açılırsın. Yok, sizin de neşenizi kaçırırım şimdi. Amma da yaptın ha. Hadi, Simge itiraz istemiyorum. Ay Volkan, beraber korku tüneline bineriz değil mi? Ne gerek var? Ben böyle de korkuyorum. Efendim? Yok bir şey. Ya hadi Simge ya, ne olur, çok eğlenceli olacak. Hem sana Hakan bana zaman ayırmıyor demiyor muydun? Of of. Ne oldu? Sorma Merve ya. Bu aralar çok sıkışım. Ay Simge, sen de Ağustos böceği gibisin yani. Gelini harcıyorsun, gelini harcıyorsun. Elin bomboş kalıyor. Azıcık durdun, ne ol be kızım? Ne kadar güzel, mucize gibi. Al kızım, gel içeri, üşüteceksin. Hakkuş, baksana ne güzel oldu her yer. Ay telefon çalıyor evladım. Gir içeride soğumasın her taraf. Allah Allah, karı görünce kafayı üşüttü. Başka dünyadan olunca ne yaparsın? Alo, efendim Hakan'cığım. Atılmam evladım, dinliyorum evet. Okul nasılsa yarım gün bugün. Siz çocukları alıp oraya gelin. Biz de birazdan çıkıyoruz. Tamam Makbuş Sultan, tamam. Gideceğimiz yerde bowling olduğunu biliyor musun? Bowling mi? Yoo, seni yeneceğimden mi korktun yoksa? Sen mi beni yeneceksin? Sen bowling oynamayı biliyor musun? Deli misin? Kitabını yazdım ben onun. Hadi oradan zevzek. Göreceğiz bakalım akşama. Muhasebeciyle toplantım var. Tamam. Volkan Bey'e bakmıştım. Cabbar abi. Hakan. Hakan. Akıllanmayacak mısın ha? Ne oldu ki Cabbar abi? Bilmiyormuş numarası yapma lan. Sana dersini vermenin zamanı geldi. Vallahi Cabbar abi, ben hiçbir şey yapmadım. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Sus be! Bana maval okuma! Abi, biliyorsun ben nişanlıyım. Mazbut bir hayatım var benim. Mazbut hayatım vardı da. Niye kardeşime mesaj atıyorsun? Fırıldak! Yok vallahi abicim ya. İki gözüm önüme aksik atmadım ya. İnkar etme, yakarım. Ya abi bak, vallahi ya. Konuşuyorsun. Ay Cabbar abicim. Hoş geldin. Çok sevindim seni gördüğüme Cabbar abim. Ben de seni gördüğüme Merve. Kızım, nereden çıktı bu eğlence merkezi? Dünya kadar işimiz varken. Öyle deme Makbuş. Ben çok merak ediyorum. Gideceğimiz yer oyuncaklar ülkesindeki Luna Park gibi mi? Bugün benim için harika bir gün. Ay ben gelmeseydim, akşam için hazırlık yapsaydım ha? Sensiz olur mu? Canım Makbuş'um benim. Hadi oradan. Makbuş, Kulina'yı da çağırayım, akşam kemiğe haber vereyim. Müdür sürekli arayıp duruyor. Peki Hakan kim bu kadın derse ne cevap vereceğiz?
Müdürün ahbabı deriz, olur biter. Çağır çağır. Hakan günün birinde arkasından bu kadar dolap çevirdiğimizi öğrenince bakalım ne diyecek. Bir şey demez ya. Aa, bozma kızım. Allah Allah, işine bak hadi. Aa, sana inanamıyorum Volkan. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Demek yine mesaj attın. Öyle mi Volkan? Aşk olsun. Abi, bir dinle abi. Ne olur abi. Sana anlatmıştım ya, o zaman da yanlışa... Kes! Baksana, yazık değil mi şu gül gibi kıza? Ay, gül gibiyim değil mi? Ay vallahi doğru söylüyorsun Cabbar abi. Benim gençliğimi, güzelliğimi yedi. Ama ne yaparsın, gönül bu. Neyse artık Cabbar abi. Bu vefasızı sen bildiğin gibi yap. Ama bak gözünü seveyim, Hakan Bey titizdir. Yerler falan kan olmasın. Ay bence sen bunu Sarıyer minibüs domsunun oraya bırak be. Merve, sevgilim, aşkım, ne diyorsun sen ya? Ya canım, daha annemlere el öpmeye gidecektik ya. Sahi mi? Tabii sahi prenses. Ay Cabbar abi, benim hatırım için son bir kez affet ne olur. Ama bak yalan söylüyorsan karışmam ona göre ha. Artık bir yamuk daha yaparsak gözünün yaşına ya. Bakmam oyarım bacım. O zaman sen araya bile girsem kurtaramazsın. Cabbar abicim, bu Volkan'ın çapkınlıkları yüzünden ben nişan atmıştım biliyor musun? Ama ben de diyorum ki, siz de hazır buradayken şu yüzüklerimizi bir daha çıkarmamak üzere takalım diyorum. Hatta siz takın diyorum. Nasıl diyorum? Sen hep yüzüklerle mi geziyorsun? Anlamadım ki. Merve bacım, benim için bir şereftir. Gözüm, ben de seni sevdim Cabbar abi. O bacaksızlara beni pencereden atmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Ne yapayım Edip? O kaseti ele geçirmeliyim. Merhaba. Siz oyuncaklar ülkesinde yenisiniz herhalde. Buradaki en yaşlı oyuncak olarak aramıza hoş geldiniz efendim. Kapatın sen sen. Şoker, sana ne oldu böyle? Bir gecede yaşlanmışsın. Saçmalama. Bu Noel Baba kostümü. Noel Baba mı? Bugün dünyada yeni yıl gecesi. Ve çocuklar kendilerine Noel Baba'nın hediye getireceğine inanıyorlar. Sen şimdi çocuklara hediye mi dağıtacaksın? Ne güzel. Ben de gelebilseydim keşke. Bu imkansız Gorfo. Peki benim çizgi film işim ne oldu? Görüşmeler sürüyor Gorfo. Peki ama onlar beni tanımadan nasıl rol verecekler? Kendimi tanıtıcı bir CD hazırlamam gerekmez mi? Söylesene. Her şeyde kafası çalışıyor. Kurtuluş yok bundan. Efendim? Tamam tamam. Ayarlarız. Şimdi beni yalnız bırak. Tamam. Yüce bir görev için konsantre olmam gerekiyor. Çok ya, çok iyi kalplisin gerçekten. Dünyadaki çocuklara sevgilerimi ilet. Sevgiymiş. O yer cücelerine günlerini göstereceğim. O iki bacaksız beni bu kılıkta hayatta tanıyamaz. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Amin. Cabbar abi bizim nişan yüzüklerimizi taktı. Volkan, bu ne hız? Ne diyeyim? Yani sevindim. Allah kısa zamanda tamamını erdirsin. Öyle de apar topar olmadı be Cabbar abi ha? Oldu oldu. Pek güzel oldu. Artık o yüzükler ölene kadar çıkmasın parmaklarınızda. Tamam, sen de tamam de. Tamam. Hadi bana müsaade. Aa Cabbar abi dur ben seni geçireyim. Hemen geliyorum canım. Ne var? Hiç. Düğün ne zaman? Tabii ki hiçbir zaman. Kulina! Burnuna ne oldu böyle? Ne bağırıyorsun? Ödüm patladı. Aşk olsun çenebaz ya. Burnuna garip bir şey yapışmış ama Kulina. Sersem o mandal. Dünyada insanlar çamaşır asarken kullanıyorlar bunu. Peki sen niye burnuna taktın o zaman? Aynı zamanda böyle takınca burnum kalkık duruyor. Makbuş öğretti. Artık estetik diye bir şey var Kulina. Çok eski kabalısın çok. Ben estetiğe karşıyım bir kere. Bilmiyor musun bunu çenebaz? Nana seni çağırıyordu. Bir ekrana bak istersen. Ay hazır bile değilim. Neyse gideyim de orada halledeyim artık.
Buyurun be amca, birine mi bakmıştınız? Şapşal! Şey, evladım, ben Kulina'ya bakmıştım. Dünyaya kadar gitti, ben yardımcı olabilir miyim? Ay, çok yoruldum. Burada oturup biraz dinleneyim bari. Ay, aferin, takmışsın mandalını. Öyle oldu. Söylesene, ne oldu nanacığım? Akşam yeni yıl yemeğine gelecek misin? Müdür sürekli beni arayıp soruyor. Ay, bunca işimin arasında bu adamın da ilgisi öldürecek canım beni. Aa. İstemem, yan cebime koy. Ne diyeyim? Ay, şu anda ne desem yalan olur nanacığım. Siz nereye böyle? Çocukları eğlence merkezine götürüyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Demek eğlence merkezi ha? Ha, güzel. Hem eğlenelim hem de şu kasete bir an önce ulaşalım bakalım. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Kulina'ya sevgilerimi iletin. Bitti bile. Ay, başım döndü. Gelen gidenin ardı arkası kesilmedi bugün. Kim geldi Çenebaz? Ne bileyim, isim vermedi. Aksakallı bir oyuncak, yaşlı. Aksakallı bir oyuncak mı? Ne tuhaf. Burada böyle bir oyuncak yaşıyor mu ki? Bilmem ki. Kendimi şimdiden iyi hissediyorum. Oo nana, bütün okulu toplayıp gelmişsin bakıyorum. Ne yapayım? Hepsi gelmek istedi, ben de kıyamadım. Ay, çok tatlılar. Ay, şuna bakın çocuklar. Hadi gidelim nana. Nana bak, çok güzel. Hadi lütfen biz de binelim. Hadi. Hadi gidelim nana. Tamam. Bowling salonunda olacağız yardıma ihtiyacın olursa. Biz Makbuş'la çocuklara göz kulak oluruz, merak etmeyin. Hakan, hadi gel bir ifadeni alayım seni şurada. Kim, sen mi? Hadi. Bakalım da. Hadi çocuklar, gidelim. Nana, çocuklarla Makbuş ilgilenir. Sen de katılsana bize. Canım, ne oldu bu bowling'de? Çok güzelmiş ya. Çok güzel. Tabii, siz gidin, ben biraz sonra gelirim. Hadi çocuklar, yürüyün bakalım. Aa, bak. Çocuklar, ayrılmayın birbirinizden, hadi. O kaseti alacağım. Ve bu gece senin son olacak Dana. Show başlıyor. Oyun işte böyle oynanır Hakan Bey. Hiç fena değilmişsin. Bravo nişanlım, bravo. Sıra sende, hadi bakalım görelim. Hadi. Üzülme, üzülme. 1-2 yıla kadar bana yetişirsin. Çok komik. Top elimden kaçtı bir kere. Öpür aşkım, ben sana bir şans öpücüğü vereyim. Bu iş öpücükle falan olmaz Simgeciğim. Bu sefer olacak. Hadi bakalım. Gördün mü? Ne oldu bugün bana? Şans işte hayatım. Bu oyun şans değil, bilek işi, bilek. Bakın bana şimdi.
Nana'ya benziyor. Tabii ya, memleketini özledikçe gelirsin buraya. Çok güzel. Hadi kızım, sen de git Hakanların yanına. Ben çocuklara göz kulak olurum, merak etme. Emin misin? Sen git, git, git. Hakan, 50 sayı farkı kapatman imkansız gibi. Yenilgiyi kabul ediyor musun? Tabii ki etmiyor. Sana ne oluyor? Daha oyunun yarısı sayılır. Bence başarabilir. Mucizelere inanan küçük Nana. Buyurun bakalım Hakan Bey. Şans meleğiniz burada. Nasıl oynanıyor? Bu topu alıyorsun. Oradaki lavukları deviriyorsun. Kolaymış. Ne var onda canım? Pekala. Hadi bakalım. Vurdum işte, bu kadar. Gördünüz mü? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Bu oyun bitince ikimiz oynayalım Nana. Nasılsa her şeyi bildiğin gibi bu oyunu oynamayı da biliyorsundur. He? Daha önce hiç oynamadım ama oynayalım. Hem de şöyle güzel bir iddia koyalım ortaya. He? Ne dersin? Tamam. Akşam için tüm içecekleri ben alıyorum. Hiçbir zaman kendinden o kadar emin ol. Bak sonucu görüyorsun değil mi? Üzülme benim nişanlım, üzülme. Merve, rica ederim bana böyle hitap edip durma. Neden ama? Nişanlı değil miyiz? Nana, oynuyor muyuz? Tabii. İddia ne olacak? Eğer ben kazanırsam bir gün boyunca benim özel hizmetçim olacaksın. Tamam. Ben kazanırsam sen de bu akşam evde herkese hizmet edeceksin. Terbiyesizliğe lüzumu yok. O zaman parasını oynayalım. Parasına mı? Ay yok canım, senin 3 kuruş paranı alacak değilim. Tamam öyle olsun. Kaybedersem bu gece herkese hizmeti ben yapacağım. Ama nasılsa ben kazanacağıma göre özel hizmetçim olmaya hazır ol Nanacığım. Buyurun Simge Hanım, görelim bakalım atışınızı. Şey var ha? Sanki ben ne olduğunu bilmiyorum. O çantayı mutlaka ele geçirmeliyim. Merhabalar babam.
Vay Emre! Teşekkür ederim Nar Baba. Benim için en güzel yıldız hediyesi oldu. Sen neymişsin be? Durun bakalım, daha oyunun başındayız. Demin tırnağım kırılmasaydı da daha iyi bir atış yapacaktım, tamam mı? Ama şimdi seyredin siz beni. Öyle bir atış yapacağım ki göreceksiniz. Simge, bırak istersen bu oyunu. Hayır tabii ki. Valla bu kadar da pes. Bu ne hırs? Çocuklar, nasıl eğlendiniz mi bari? Hadi bak, bu şöyle gidelim. Çok önceliydi ama Nalim'e sanki çıktı. Ne düşünüyoruz? Ay yeter ama artık. Sizi sevin cüceler. Sizi bacaksız. Bu yaptığınız Mahal Baba'ya saygısızlık canım. Da pes yani. Sihir mi yaptın kızım? Evet, nereden bildin? Cadı, ne olacak? Üzülme Simge, bu sadece bir oyundu. Korkma, sana hizmet ettirecek değilim. Yap daha neler? Hadi gidin çocuklara bakalım. Makuş tek başına idare edemez şimdi onları. Nana,
seni. Nana ile Makbuş alışveriş edip az sonra dönerler. Akşama da görüşürüz. Görüşürüz. Babacık. Teşekkür ederiz babacığım. Harika bir gündü. Çok teşekkürler. Canlarım benim. Uslu duru, tamam mı? Tamam, tamam babacığım. Bir ara çantaya kaptıracaksın diye ödüm koptu. Benim de. Ama kaset çanta da değil, merak etme. Öyle bir yere sakladım ki asla bulamaz. Ya buraya gelirse? Geleceği varsa göreceği de var. Gel benimle. Hayır, bunları niye aldık anlamadım ki. Nişan bohçası için aldık. Nişan bohçası mı? Ay tabii. Nişan bohçası. Nişan olur mu hiç? Yarın falan da annenle alışverişe çıkıp benim bohçamı hazırlarsınız. Annemle mi? Bak. Bak sana ne şeker terlikler. Aşkım yazıyor. Hepsini kırmızı aldım. Yılbaşı ya. Bu benim mi? Seni tabii, kimin olacak? Ay tokmak kafa ya. Çok tatlısın. Bak. 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 Ay baksana ne kadar güzel. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hop hop. Bak sana ne göstereceğim. Çok akıllıca. Şey. Eyvah, yukarıda galiba. Ne yapacağız? Korkma, ben şimdi gününü gösteririm. Sakladım. Kimse asla bulamaz. Bravo Emre. Gerçekten de çok çok iyi bir yer. Demek çatıya kiremitlerin altına saklamış ha? İşte bu kadar Nana. Buranın hali ne böyle? Sence nerede? Nerede olacak? Tabii ki çatıda. Emin misin? Kiremitler şimdi jilet gibi kaygandır. Gel gel. Bir iki üç. Sizi var ya sizi. Sizi var ya sizi. Aaaa!
Tamam, bu kadar eğlence yeter, hadi gel. Onları elime geçirdiğim zaman ufak parçalara ayıracağım. Nasılsın Şoker? Bir yerine bir şey olmadı ya. Şimdi seni ben. Çabuk bana o kasidi verin. Yoksa hiç acımam. İkinizi de sıçana çeviririm. Hanım abla, yılbaşı trafiği. Bir de kar yağdı mı böyle işte. Debriyaj gaz yapmaktan dizlerim ağrıdı, inan olsun. Oh be Makboş, 2 dakikasıyla gitseydik ya. Aman kızım, yok, ben alışkın değilim. Sonra bütün gün başım dönüyor, tansiyonum oynuyor. Oynamaz mı hanım abla? İnsanın sinirden her yeri oynuyor, inan. Zor evladım, zor. İşiniz çok zor. Aman abla, iş olsun da Allah bin bereket versin, ne yapalım? Doğru söylüyorsun. Efendim ablacığım. Hayır, bir iş aldım, trafikteyim şu anda. Anlıyorum da ancak toparlayabildim çocuğun ilaç parasını. Gözünü seveyim abla. Bir saatçik daha bakıver. Ateşi mi çıktı? Tamam tamam, yetişirim ben. Korkuyorum. Şş, korkma. Sence nerede? Evet, yumurcaklar. Şimdi bana hemen şu kasetin yerini söylüyorsunuz. Ben de sizi serbest bırakıyorum. Anlaştık mı? Ha? Dolapta ha?
Sizi yumurtacaklar sizi. Kızım, sık dişini. İlacını alıp getiriyorum babacığım. Teyzenin sözünü de dinle, mi? Hadi benim güzel kızım. Hadi benim canım, hadi. Hayrola, kızınız mı hasta? Sormayın, 3 senedir böyle. Sürekli ilaç kullanmak zorunda. Şimdi de ilacı bitti. 2 gündür ilacı bitince ağrıları arttı tabii. Sigortan yok mu evladım? Nerede ablacığım, nerede? Ben arada bir şoför arkadaşın yerine işe çıkıyorum. 3 kuruşla işte bu kadar idare edebiliyoruz. Annesi mi başında? Yok. Ben işteyken teyzesi bakıyor. Annesi onu doğururken vefat etti. Evladım, bizim yanımızda biraz para var. Al lütfen. Ayıp ediyorsun hanım teyze. Ben seni büyük bildim, derdimi paylaştım. Koy o parayı çantana. Sen beni yanlış anladın. Sanıyorsunuz? Bana bakın. Canım çok sıkılmaya başladı. Düştük, güldük, eğlendik. Ama buraya kadar. Bana hemen o kasetin yerini söylemezseniz başınıza geleceklerden asla sorumlu değilim. Demek yeni yıl ağacında ha? Güzel. Zekice. Bakalım neredeymiş? Ablacığım be, eczaneler kapatmadan belki yetişemem. Şuradan bir ilaç alayım ben. Tabii evladım, tabii. Baksana adım adım gidiyoruz. İn sen al ilacını. Yazık, ne iyi adam. Baksana yardım bile kabul etmiyor. Ya, gururlu adam tabii, eder mi etmez. Adam galiba reçeteyi düşürdü. Ay kızım koş, hemen götür. Makbuş, bu ne? Üzerinde sadece rakamlar var. Aa, bu sayısal loto. Rakamlar tutarsa büyük ikramiye kazanıyorsun ya. Öyle mi? Yani çok para kazanıyorsun. Ama dün çekildi, Hakan söylüyordu. Kimseye çıkmamış. Ne çıkmamış? Ay ne olacak para? Büyük ikramiye. Ama artık birine çıktı. Bunun sonuçları nerede açıklanıyor? Bugünün gazetesinde vardır. Çok bekletmedim ya. Yok evladım, yok. Şey, araba dinlerken bunu düşürdünüz. Loto değil mi? Sonuçlarına baktınız mı? Hiç vaktim olmadı be ablacığım. Sonuçlar bende var. Verin bakayım. Sana zahmet bir bakıver ablacığım. Bize de çıkmaz ama. Kim kaybetmiş ki biz bulalım. İşte kızımın şansına doldurdum yalandan. Tamam, bir bakalım. 8, 12, 17, 33.
35, 42. Siz 6 tutturmuşsunuz. Ya. Dalga geçme be hanım abla. Doğru söylüyorum gerçekten, bakın. Bakın. Aa ya. Eğit be. Eğit be. Zengin oldum be, zengin. Canım kızım benim. Şansımız döndü be. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş evladım. Allah razı olsun. Bana bakın. Artık sabrım taştı. Buraya kadar. Size son kez söylüyorum. Eğer bana o kaseti vermezseniz ikiniz de bir ömür boyu fareler olarak yaşarsınız. Ona göre. Hadi artık bul şu anahtarı evladım. Aa, öldüm bittim yorgunluktan. Nereye koydun evladım? Aferin akıllı çocuk. İyi ki bunu kaydettiniz. Anlamayın zor olmayacak. Senin anana söyleyeceğiz. Göreceksin gülünü. Üzülmeyin cicişler. Şimdi hafızanızı sileceğim. Yarına kadar hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Nasıl yok nerede oldu ya? Ben de bilmiyorum. Ay aman yarabbim. Aa, bu evin hali ne böyle çocuklar? Ay yani 1-2 saat yalnız kaldınız, nedir bu? Ay şu hale bak. Allah Allah. Alo? Efendim Hakan'cığım. Dondum. Ne? Hay aksi. Evet evet, biz de çok zor geldik ya. Tamam evladım, tamam. Ne olmuş? Hakanlar kar yüzünden iş yerinde mahsur kalmışlar. Ya ne olacak şimdi? Aa, hoş geldin. Merhaba, ya. Merhaba, annemler iş yerinde. Tamam tamam, biliyoruz. Öf geldi. Yılbaşı gecesi arka geçeceğe benziyor. Ne demezsin? Arabalar garajdan bile çıkamıyor. Yani bu kadar kısa sürede nasıl her yeri kar kapladı, hayret bir şey ya. Ben demiştim demekten artık nefret ediyorum. Şu bowling'e gitmeseydik işleri bitirip çoktan eve gitmiştik bile. Ay tamam abicim be, tamam. Ay ben kar yağmasına bayılıyorum. Çok romantik geliyor nesi bana. Nesi romantik? Yaşasın. Ya. Merhaba. Şey affedersiniz. Aniden arabamız bozuldu. Her şey üst üste geldi. Telefonlarımız da çalışmıyor. Bir telefon açabilmemiz mümkün mü acaba? Dur. Tabii. Ama siz çok üşümüşsünüzdür. İçeri girsenize. Servis gelene kadar bekleyin hiç olmazsa. Çok teşekkür ederiz. Çok üşümüştük. Sağ olun. Rica ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet tatlım. Şaka gibi. Gözlerime inanamıyorum. Ben sizin hayranınızım. Hatta bu gece sizin konseriniz var, öyle değil mi? Gidebilirsek evet. Ben de gelmeyi çok istedim ama
babam yılbaşı gecesi diye izin vermedi. Ay çocuklar, sizin bir şarkı vardı böyle. Yani şöyle dandini dandini. Dandini dandini dastana. Dalalar gitmiş bostana. Ben bayılıyorum o şarkıya. Madem konsere gelemiyorsun, o halde sana burada küçük bir konser verelim. Ne dersin? Gerçi kostümlerimiz üzerimizde değil ama. Olsun 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 olsun. Olsun. Oley. Bak ne güzel değil mi çocuklar? Siz de rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Bakın herkesin keyfi yerinde. Aynı olur, yemeğe kalın ya. Servis gelmeden arabanın başına gitsek çok iyi olur. Gerçekten çok isterdik ama yetişmemiz gereken bir konser var. Bir dahaki sefere siz bizim davetli misiniz? Hadi canım güzel. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ay yemin etmeye dikkat et. Yanlar sende kalmıştı. Ay kurban olurum sayın baba. Güle güle, güle çocuklar, güle güle. Dört yüz. Güle güle. Dört yüz. Ay müdürcüm de gelmiş midir acaba? Ay biraz eğlenmek benim de hakkım. Golfo, senin ne işin var burada? Ay işler iyice çığırından çıktı canım. Lütfen Kulina, yılbaşının hatırına. Tamam ama bir daha benden habersiz o iksirden asla içmeyeceksin. Tamam. Ayrıca dikkatli ol, içeride kimseye görünme. Tamam. Biraz daha rica edebilir miyim? Şerefine. Gerçekten çok güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Al. Biraz da bundan. Yine de. Ay bilmiyorum. Allah neşemizi bozmasın değil mi? Hoş geldiniz Kulina Hanım. Hoş buldum. Ay çok soğuk. Rahatsız etmiyorum değil mi? Vallahi siz etmiyorsunuz ama edenler var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman efendim, kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hanımefendiciğim. Makbuş, kim bu hanım? Gözlerim yollarda kaldı, gelmeyeceksiniz diye hanımefendiciğim. Hanımefendi buyurun, lütfen buyurun. Biz nişanlıyız ikimiz. Ah öyle mi efendim, çok memnun oldum. Sağ olun darısı başınıza. Eğlen bakalım baba, eğlen. Bu senin dünyadaki son saatlerin.